Tek istekleri başlarına sokacakları bir evleri olmasıydı ama müteahhit hem hayallerini hem de paralarını çaldı. Tuzağa düştüğünü iddia eden onlarca mağdur yıllardır aynı kabusu yaşıyor. Bizi de dolandırdı. Bizim de 75 milyarımızı aldı. Yaklaşık benim 500-600 bin lira kaybım var. Dolandırmada kimse kalmamış ki. Hepinizi ev sahibi yapacağım dedi. Büyük vurgunla izini kaybettirdi. Müteahhitin oyunu onları mağdur etti. Bu olay yüzünden kanser oldu, öldü. Eşim bir yıl zor dayandı. Mağdur kaldık. Burada herkes mağdur. Tek hayalleri ev sahibi olmaktı ama tam anlamıyla dert sahibi oldular. İddialarına göre Mamak'ta iş yapan bir müteahhitin oyununa geldiler. Şimdi ellerinde ne evleri kaldı ne de paraları. Bize sözleşmeyle sattı. Tapuyu başkasına vermiş. Dolandırıldık. Hepimiz dolandırıldık. İddiaya göre o adam hepsini farklı yalanlarla kandırdı. Mağdurları öyle ikna etti ki bazılarının kredi kartlarını bile kullandı. Buradan yer vereceğim dedi. Şu daireyi gösterdi. 6 tane kredi kartımı kullandı. Ben şimdi icralıyım. Kredi çektim. Çeklerimi kullandım. Senetleri kullandım. 2 tane daire verdim. Bir anda sırt döndü bana. O müteahhitin kiraladığı ofisi işte burası ama artık kapı duvar. Mağdurlar da ona bir türlü ulaşamıyor. Üstelik kiraladığı ofisin parasını da ödemiyor. Yıllardır apartman yönetimi bundan şikayetçi. 10 küsür yıldır dükkanımıza çöktü. Hiçbir kira bedeli ödemeden oturuyor. Kandırıldığını anlayanlar polisin yolunu tuttu. Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorlar ama bir sonuç alamıyorlar. Para verdik, sözleşme yaptık. Senet aldık. Ne ev sahibi olabildik ne paramızı geri alabildik. Tapuyu verdiği adamdan krediyle yeniden aldım bu evi. Vurgunun boyutları şimdilik soru işareti. Mağdurlarınsa tek isteği kaybettiklerine yeniden kavuşmak.